Şimdi gençler başlayalım dersimize. İktisada giriş 1 ve mikro iktisat dersleri karışımı bu dönem yapıyor olduğumuz bu dersimizde 4. haftaya geldik. Şimdiye kadar gördüklerimiz rasyoneliteden bahsettik, sonra bütçe kısıtından bahsettik, sonra neye geçtik? Üçüncü aşamaya geçtik. Üç aşamalı bir karar mekanizmasından konuşuyorduk dönemin başından beri biliyorsunuz gençler. İlk aşamada rasyoneliteyi tartıştık. İkinci aşamada bütçem yetiyor mu yetmiyor mu onu tartıştık. Üçüncü aşamada artık faydamı maksimize edecek olan tüketim miktarımın kararını nasıl veriyorum onları tartışmaya başlayacağız demiştik. Üçüncü aşama 3 ya da 4 hafta boyunca sürecek demiştik. Geçtiğimiz hafta fayda nedir, fayda fonksiyonu dediğimiz şey nedir, farksızlık eğrileri nedir, nasıl oluşur vesaire vesaire onlar üzerine konuştuk hatırlıyorsanız. Bu hafta ise biraz daha yine bazı şeyleri tanımaya yönelik konuşmaya devam edeceğiz. Bu 2 hafta boyunca tanıdığımız yeni şeyleri kullanaraktan gelecek hafta artık bam bam bam. Değil mi? Fatih Terim'in ifadesiyle gelecek hafta tüketicinin maksimizasyonunu, fayda maksimizasyonunu nasıl yaptığını bu araç gereçleri kullanaraktan yapmaya başlayacağız. Vaktimiz yeterse bol bol örnek soru da çözmeye çalışacağız. Ama maalesef biraz vakit sıkıntımız var. Hem mikrodan hem iktisada girişten işlemeye çalıştığımız için biraz sıkıntı var yani gençler. Hani normalde bu dönem boyunca iktisada giriş derslerini ancak bitirebiliyordum. Onu da zaten zar zor yetiştiriyordum ya da yetiştiremiyordum. Bir de içine bu sefer 3-4 haftalık bir mikro atınca iyice iş şeye girdi. Mecbur iktisada girişin bazı konularını işlemekten vazgeçeceğim tabii de. Ama elimizden geldiğince bir konu bütünlüğü olması amacıyla iktisada girişle mikrodaki konuların birbirini tamamlayabilir halde olmasını gözeterekten bir dönem geçirmeye çalışacağız. Onun için de yani biraz şey yapmamız gerekecek, kendimizi zorlamamız gerekecek. Yoksa konu bütünlüğü olmadıktan sonra her şey havada kalır. Yani o havada kalan şeylerle de ne kadar bir şeyler yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz, orası da tartışılır. O yüzden havada kalmayacak şekilde işimizi düzgün, tam, en güzel şekliyle yapmaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Tamam mı? 3-4 hafta mikro, 10 hafta kadar da iktisada giriş dersi gördüğümüzde umarım her şey kafanızda çok daha güzel oturmuş olacak arkadaşlar. Söylemiştim değil mi? Kırtasiyeden eğer ki iktisada giriş kitabı siparişi veriyorsanız ya da verdiyseniz mikro dersinin notları o kitabın içerisinde yok. Haberiniz olsun. Yani bu 3-4 haftanın notları yok. Bu 3-4 haftayı siz kendiniz videolardan temin edeceksiniz. Derse gelerek kendiniz not tutmak istiyorsanız tutabilirsiniz. Ama tavsiyem hani dersi dinlerken sadece dinleyin. Not tutacağız diye uğraşmayın. Çok verimli olduğunu düşünmüyorum çünkü ben o yöntemin. Sadece dinleyin. Bakın beni dinleyin sadece. Sonra not tutma işini videodan bakarak yaparsınız. Hani eskiden yüz yüze eğitimde okulda şey yapıyorsun. Mecburen hem hocayı dinleyip hem not tutuyorsun da gerek yok şu anda. Videodan izlerken notunu tutarsın. Öyle de bir durum var. İktisada girişteyse not tutmaya zaten gerek yok. Kitabın içerisinde özet şeklinde onları ben sizin için toparladım, koydum. Gerisi sizin kendi onu taramanıza kalmış bir şey. Evet, şimdi fayda konusuna devam edeceğiz gençler. Faydayla ilgili geçen hafta bahsettiklerimizin üzerine bu hafta bir şeyler daha koymaya çalışacağız. Okey? Şimdi ne anlatacaktım ben? Okey, tamam.
Ya bu şey kötü oluyor ya. Ben bu dersi en son pazartesi anlattığım için unutuyorum. Cumaya kadar ne anlatmıştım acaba diye şöyle bir hatırlamakta zorlanıyorum. Şöyle bir şey. En son geçen hafta demiştik ki dersimizi anlatırken fayda fonksiyonunun çeşitleri üzerinde konuşacağız demiştik. Ama ondan öncesinde şeyden bahsetmiştik. Farksızlık eğrilerinin şekillerinin ya da tiplerinin değişebileceği üzerinde konuşmuştuk, değil mi? Ve bu X ile Y mallarının iyi mal ya da kötü mal olmasına göre değişiyor demiştik, tamam mı? Yani X ile Y iyi mal kötü mal olması değiştikçe farksızlık eğrimizin şekli de değişiyor demiştik. Ama bu sadece bununla kalmıyor. U fonksiyonumuzun, fayda fonksiyonumuzun şeyi de değişirse, eğer fonksiyonel ifadesi de değişirse, bizim farksızlık eğrilerimizin şekli yine değişecek demiştim. Hatta hem fonksiyonun şekli değişir hem de iyi mal kötü mal şeklinde değişirse fayda fonksiyonu gene değişiklik gösterecektir demiştik. Hani tek taraflı düşünmeyelim demiştik. Tamam, genel olarak tükettiğimiz genel olarak tüketiyor olduğumuz şeylerin çoğunluğunun fayda fonksiyonu belli başlı tarzda bir fayda fonksiyonu demiştik ve bunun da farksızlık eğrisi şu şekilde görünüyor demiştik, ama bu sadece bundan ibaret değil demeye getirmiştik. İstisnaları illaki var. Farklı şekiller illaki var demiştik. Onlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu fayda fonksiyonu çeşitlerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta, geçen hafta iyi mal kötü mal ayrımını konuşmuştuk. Bu hafta fayda fonksiyonlarının çeşitli türlerini göreceğiz. Ama onu ikinci dersimizde göreceğiz. Ondan önce fayda fonksiyonuyla ilgili bahsetmek istediğim son bir şey var. O da iki ürün arasında, eğer ki ben bir alışveriş yapmak istesem ya da yani birini daha fazla birini daha az tüketmek istesem ne oluyor? Nasıl bir şeyle karşılaşıyorum? Bunun adına ne diyebilirim? Bunun anlam ve önemi nedir? Onlar üzerine konuşalım. Tamam mı? Şimdi varsayalım ki bizim fayda fonksiyonumuz ne olsun? U eşittir x çarpı y olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şurası x malı, şurası ise y malı olsun ve ikisinin de iyi mal olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi böyle bir durumda var. Atıyorum, kafadan rakam atıyorum. Y 4 iken x'imiz 1 olsun mesela. Şurası A noktasında. Dolayısıyla elde edilen fayda kaç birim? 4 birim. Aynı şekilde 4 birim faydayı verecek olan başka neresi var? 2'ye 2 var, değil mi? Şurası B noktası. Burada da fayda 4 birim. Yine 1'e 4 noktasını çizersem, biraz daha gideyim. 1'e 4 noktasını çizersem, şurada C noktasında da fayda 1'e 4 birim. Biraz daha çizeyim desem, 3'e kaç olacak? 3'e 1,33 olacak. 4 bölü 3 diyelim. Şurası D noktası. Ya da şurası 4 bölü 3 ise şurası da 3 olacak. E noktası. E noktasında da yine 4 birim faydam var. Bunu çizdim. Şöyle bir farksızlık eğrisiyle gösterdim. Tamam mı? 4 birim faydayı gösteren farksızlık eğrisini çizdim. Okey? Şimdi varsayalım ki ben başlangıçta mesela A noktasındaydım diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Görebiliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tamam. Varsayalım ki ben A noktasındaydım başlangıçta. 4 birim Y, 1 birim de X tüketiyordum diyelim. Tamam mı? 4 birim Y, 1 birim de X tüketiyordum. Şimdi ben daha sonra keyfi olarak canım öyle istedi. Varsayalım ki bir tane daha fazla X tüketmek istedim. Yani X'ten tüketmek istediğim miktarı 2'ye çıkarmak istedim. Tamam mı? X'ten tüketmek istediğim miktarı 2'ye çıkardığımda ben yine aynı faydayı elde edebilmek için sadece ve sadece kaç tane Y'ye ihtiyaç duyuyorum? 2 tane, değil mi? Yani X'ten 2 tane tükettiğimde Y'den artık 4 tane tüketmeme ihtiyaç yok. Aynı faydayı elde edebilmem için sadece 2 tane Y'yi tüketsem bana yeter. Dolayısıyla Y'den 2 birim vazgeçmeye razı olur muyum ben böyle bir senaryoda? X'ten bir tane daha fazla tüketebilmek için Y'den 2 tane vazgeçmeye razı olur muyum sizce?
Faydamız yine aynı olduğu için razı olabiliriz. Değil mi? Aynen. Faydamız aynı olacağı için razı olurum. Yani bunu şöyle bir senaryo düşünün. Birisi size geldi ki, dedi mesela senin elinde 4 birim Y var, 1 birim de X var. Bunları tüketiyorsun ve 4 birim fayda elde ediyorsun. Okey? Adam bir de geldi ki, sana dedi ki, ya dedi benim Y'ye çok ihtiyacım var. Tamam mı? Ama elimde de çok fazla X var. Ben sana bir miktar X vereyim, sen de bana bir miktar Y ver. Karşılıklı ticaret yapalım dese. Sen şimdi bir tane daha fazla X alabilmek için kaç tane Y'yi adama vermek istersin? Onun cevabı var burada, değil mi? Sen neye göre düşüneceksin? Ya ben bir tane daha X'i arttıracağım ama Y'den kaç tane vereceğimin hesabını yaparken aynı faydada kalmak istiyorum diye düşünüyorsun. Tamam mı? Adamla o alışverişi yoksa aksi takdirde yapar mısın? Yapmazsın. Daha düşük faydaya düşeceğini bilsen yapar mısın? Yapmazsın. Yani bir birim daha fazla X alabilmek için iki tane değil de üç tane, dört tane Y vermek isteseydi, adam senden onu talep etseydi misal, tamam mı? Bir birim X karşılığında bana üç tane Y ver deseydi adam, sen onu kabul eder miydin? Etmezdin. Çünkü buradaki analize göre sen görüyorsun ki bir birim daha fazla X tüketince X'ten iki birim Y'den de üç tanesini adama verirsen bir birim tükettiğinde iki kere bir iki birim fayda elde ediyorsun. Öncekinde dört birim fayda elde ediyordun. Dolayısıyla adamın bu teklifini geri çevirirsin. Bir tane daha fazla X tüketebilmek için üç tane Y'den vazgeçmek istemiyorsun. Peki ne zaman kabul edersin adamın teklifini? Önceki faydana eşit faydayı verecek şekilde bir teklif geldiğinde kabul edersin. Yani sen bir tane daha fazla X alabilmen için, tüketebilmen için adama iki tane Y verirsen yine dört birim faydayı elde edebiliyor olacağın için adamın teklifini ancak ve ancak o zaman kabul edersin. Bu ne demek oluyor bu durumda? Bir tane X için iki tane Y'den vazgeçmeye razıyım demek oluyor. Değil mi? Bunun adına daha önceden bir şey demiştik, hatırlıyor musunuz? Bir tane daha X tüketmek için iki birim Y'den vazgeçmeye razıyım demiş. Fırsat maliyeti. Fırsat maliyeti. Evet, fırsat maliyeti. Dolayısıyla X'in buradaki bir birim daha fazla X tüketmenin buradaki fırsat maliyeti neymiş? İki birim Y'ymiş. Bunu şimdi fırsat maliyeti şeklinde söyleyebileceğimiz gibi bu oran hakkında da bir şeyler söyleyeceğiz. Bakalım şimdi. Şurada X'i bir birim bir birimden iki birime çıkartabilmek için, yani bir tane daha fazla X tüketebilmek için iki tane Y'den vazgeçtim ya, tamam mı? Devam edelim. B noktasındayım bu sefer. 2'den 3'e çıkarmak istiyorum. Gördünüz mü? B'deyim bu sefer. İki tane Y, iki tane X tüketiyorum. Yine adam bana geldi. Sana bir tane daha X satayım dedi. Karşılığında bana Y verdi misal. Tamam mı? Bu sefer nasıl davranacaksın? Senin cebinde iki tane X olduğu için iki tane de Y var. Tamam mı? Eskiki duruma göre bir tane X'ten daha fazla X'in var ve dört tane Y'den daha az Y'in var. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Şimdi mantıken düşünelim. Senin cebindeki mal ne kadar çoksa ondan kolayca vazgeçebilir misin? Vazgeçebilirsin. Ne kadar az ise elindeki ürün, onu elde edebilmek için de bazı şeyleri fazlaca vermeye razı olabilir misin? Olabilirsin. Bir bakalım burada öyle bir şey var mı? Mesela 2'den 3'e çıkarmak istesem ben X miktarımı, X'i 3'e çıkardığımda kaç tane Y'ye ihtiyaç duyuyorum ki yine 4 birim faydayı elde edeyim arkadaşlar? 4 bölü 3 tane Y'ye ihtiyaç duyuyorum. Yani bu sefer 2 ile 4 bölü 3 arasındaki fark ne kadar arkadaşlar? 2 bölü 3 kadar. Ne oldu? Az önce bir tane X tüketiyorken ikinci X'i tüketmek için 2 tane Y'den vazgeçmeye razıydın. Bu sefer 2 tane X tüketirken bir tane daha fazla tüketmek için vermeye razı olacağın ya da vazgeçmeye razı olacağın Y miktarı ne olmuş oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Daha öncesinde daha çok Y vermeye razıydın. Şimdi daha az Y vermeye razısın. Neden? Çünkü mantık belli. Senin şurada çok az miktarda bir X'in vardı. X'e tabiri caizse aç idin. Tamam mı? Y'ye ise tok idin. 4 tane Y'in vardı.
daha fazla X alabilmek için Y'den çokça vazgeçmeye razıydın başlangıçta. Ama sonra elindeki X miktarı arttıkça X'e ait bir doygunluk yaşamaya başladın. Y miktarın azalınca bu sefer Y'ye ait bir açlık hissetmeye başladın. Ne oldu? X'i biraz daha arttırmak istediğinde Y'den tüketmek, Y'den vazgeçmek isteyeceğin miktar azaldı. Y senin için biraz daha değerlendi yani. E şimdi 3'ten 4'e geçecek olsan mesela, 3'ten 4'e geçecek olsan bir tane daha X tüketmek istesem bu sefer vazgeçmek isteyeceğim Y miktarı ne kadar? 1/3 kadar. 4/3'ten 1'e düşürüyorum. E noktasından C noktasına geçtiğimde 4/3'ten 1'e düşürüyorum. Gördünüz mü? X miktarım elimde ne kadar çoğalırsa bir tane daha X tüketebilmek için vazgeçmek isteyeceğim Y miktarı giderek azalmakta. İşte bu konsepte, burada anlatılan olaylara X ile Y arasındaki ikame oranının azalan bir seyir izliyor olması diyoruz. Tamam mı? Teknik ismini birazdan vereceğim ama önce mantığını anlayalım. Burada yaptığım şey ne? X ile Y arasında nasıl bir ikame oranı oluşturdu? Değil mi? Yani bir tane daha X alabilmek için iki tane Y'den vazgeçiyorsam ne yapıyorum ben? Y'nin yerine X'i ikame ediyorum. Değil mi? Yani Y tüketmekten vazgeçip yerine X tüketmeyi tercih ediyorum. Birbirine ikame ediyorum. Çayla kahve gibi vesaire vesaire. Tamam mı? E şimdi dolayısıyla bir tane daha fazla X tüketmek için iki tane Y'den vazgeçiyorsam bu bana neyi göstermiş olur? X ile Y arasında benim vermiş olduğum bir ikame oranını vermiş olur. Doğru değil mi? Bir ikame oranı söylemek istesem şunu şuna karşı kaça kaç oranla ikame edersin desem mesela size siz nasıl düşünürsünüz? Ulan bir tane daha X yersem Y'den ne kadar vazgeçmek isterim acaba? Onu düşünürsünüz değil mi? İşte X'i Y'ye kaça kaç oranla şey yapmak istersin, trade etmek istersin, ikame etmek istersin onun cevabını bu oran vermiş oluyor. Bu trade meselesinde yani karşılıklı birini alıp diğerini verme meselesine trade-off diyoruz arkadaşlar. İngilizce olarak. Tamam mı? Trade-off kelimesinin yani Türkçe karşılığını bir ara görmüştüm bir yerde de. Unuttum arkadaşlar. Değişik bir Türkçe kelime. Hocam karşılığı. Takas değil mi? Değil, takas değil. Yok, takas değil. Takas tam uymuyor ya. Trade-off. Yani trade-off böyle şey gibi bir şey. Yani bir şeyi verip karşılığında bir şey alıyorsun da takasta. Takasa niye uymuyordu o? Uyuyor mu acaba ya? Belki uyuyordur ya. Şimdi tam oturmuyor gibi geliyor benim kafamda ama belki ben çok ince düşünüyor olabilirim. Belki uyuyordur takasa. Kesin konuşamıyorum Selvi. Takasmış gibi düşünelim diyelim. Eğer kafanıza yatıyorsa öyle düşünmekte bir zarar yok. Tamam mı? Trade-off kelimesini hani İngilizce kitaplarda şurada burada çok görürseniz o anlamda söylüyorum. Bir şeyi verip karşılığında bir şey alma olayına trade-off diyoruz. Burada da X ile Y arasında bir trade-off meselesi var. Tamam mı? Ve X'ten bir birim daha fazla alabilmek için ne kadar Y'den vazgeçiyor olduğumun oranı benim için X ile Y arasındaki ikamenin oranını veriyor mu? Veriyor. İkameden kastımı anlıyorsunuz değil mi gençler? İkame kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? İkame demek ne demek? Değişmek yani. Hani bizdeki belki trade-off kelimesinin karşılığı ikame mi acaba bilmiyorum. Şimdi bir anda kafama öyle bir şey oldu ama bedel karşılığında feda etmek diyebilir miyiz hocam? Bak şimdi trade-off a situation where you accept something bad in order to have something good. Değiş tokuş yapma. Ya buradaki tanımda diyor ki eğer ki iyi bir şey satın almak için kötü bir şeyi kabul hocam bir şey var. Bedel karşılığında değiş tokuş bedel karşılığında feda gibi. Etmek. Gibi. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Çok güzel Ali Emre. Aynen.
Ben trade-off deyince kafamda böyle bir şey oluşuyor. Belli bir bedel karşılığında şey yapıyoruz. Takasla tam oturmamasının sebebi o. Ama çok da sıkıntı değil. Takas aklınıza yatıyorsa takas kalsın gençler. Çok da sıkıntı değil. Şimdi burada bulmuş olduğum oran bir ikame oranı olmuş oluyor arkadaşlar. Yani X ile Y'yi birbirine kaça kaç oranla değiştirdim. Kaça kaç değiş tokuş yaptım. Tamam mı? İşte bu orana marginal rate of substitution diyeceğiz. Marginal rate of substitution. Yani marjinal ikame oranı diyeceğiz. Şuraya da Türkçesini yazayım. Marjinal ikame oranı diyeceğiz. Tamam mı? MRS ile göstereceğiz. Şuraya yazdım. Görebiliyor musunuz? MRS ile göstereceğiz marjinal ikame oranını. Türkçe kaynaklar belki MIO diye mi kısaltıyor onu bilmiyorum ama ben İngilizce kısaltmasını kullanıyorum. MRS olarak göstereceğiz. Şimdi marjinal ikame oranını nasıl hesaplayacağız bu durumda arkadaşlar? MRS X, Y diyeceğiz. X virgül Y diyeceğiz. Altta bir notation olacak. Altta gösterilen bir notation olacak. MRS X, Y'ye ne yapacağım? Bunun notation'ın anlamını önce bir anlayalım. Şu X önce Y sonra olduğunda şöyle yorumluyorsun bunu. X'i arttırmak için önceki gelen hani arttırmak istediğin, almak istediğin şeyi öne yazıyorsun. Vazgeçmek istediğin şeyi sona yazıyorsun. Tamam mı? X'i alabilmek için ne kadar Y'den vazgeçtiğini gösteriyor bu. Tamam mı? Bu ikame oranı. Eğer MRS YX deseydim bu da Y'yi alabilmek için ne kadar X'ten vazgeçiyor olduğumu gösterir. Çünkü bu ikisi aynı şeyler değil. Birini X'i arttırmak için Y'yi ne kadar vazgeçmek istediğimi söylüyor. Diğeri Y'yi arttırmak için X'i ne kadar vazgeçmek istediğimi söylüyor. Neden aynı değil? Oranlar tam tersi olmuyor mu hocam diyebilirsin. Şimdi tersten gidelim mesela. 4 birim X, pardon 1 birim Y tüketiyordum. 2 birim Y'ye çıkmak istedim. Yani C'den B'ye gitmek istedim. 1 birim Y'den 2 birim Y'ye çıkarken X'ten ne kadar vazgeçtim? 2 birim X'ten vazgeçtim. Tamam mı? Şurası artı 1. Daha sonra 1 birim daha arttırdım Y'yi. X'ten ne kadar vazgeçtim? Bu sefer 2'den 4 bölü 3'e yani eksi 2 bölü 3 düşürdüm. 1 birim daha arttırmak istedim Y'yi. Bu sefer de yine 4 bölü 3'ten 1'e yani eksi 1 bölü 3 oranında düşürdüm. Şimdi bu oranları nasıl şey yapacağız? Bir birim daha fazla X tüketebilmek için iki birim Y'den vazgeçtiğime göre X ile Y arasındaki ikame oranını nasıl hesaplayacağım? Y'deki değişim miktarını, eksi 2'yi yani, X'deki değişim miktarına bölersem bir birim X'i daha fazla tüketmek için ne kadar Y'den vazgeçmek isteyeceğimi bulmuş olurum. Çünkü her zaman birden ikiye çıkacak diye bir şart kaydı yok. Belki ben X'ten arttırdığım miktarı 5 birim arttırmış olacaktım burada. Ve karşılığında Y'nin kaç birim düşürüldüğünü bulmuş olacaktım. Direkt bu şeyleri kullanamazdık. Burada X'teki değişim miktarını marjinale dönüştürmemiz lazım. Yani sadece bir birim arttırırsak X'i ne kadar Y'den vazgeçebilirim ya da vazgeçmek isterim. Bunun ölçümünü yapıyoruz. Çünkü adı üstünde marginal rate of substitution diyor. Rate of substitution ne? İkame oranı demek. Bize bu formül ikame oranını hesaplamayı göstermiyor. Bu ikame oranının marjinaldeki değerini hesaplamayı istiyor. Yani marjinaldeki değeri ne? Bir tane daha X tüketmek için, 100 tane daha X tüketmek için değil. Tamam mı? Bir tane daha X tüketmek için ne kadar Y'den vazgeçerim? Bana bunu söylüyor bu formül. Tamam mı? Şimdi bir tane daha X tüketmek için ne kadar Y'den vazgeçiyorum? Y'deki değişim oranını X'deki değişim oranına bölüyorum. Yani eksi delta Y bölü delta X. Neden başına eksi yazdım? Çünkü şundan, iki mal da good olduğu için, ikisi de iyi mal olduğu için X'ten bir birim daha fazla tüketmem durumunda Y'den ne yapmam lazım ki aynı faydada kalayım gençler? Vazgeçmem lazım değil mi? İkisi de iyi mal olduğu için. Çünkü ikisi de iyi mal olduğunda X'i bir birim arttırdığında ne olacak? Benim faydam artacak.
Eski faydamla aynı faydada olmam için ve Y de tüketildikçe bana iyi mal olduğu için daha fazla fayda veren bir masa. Eski faydama dönebilmem için Y'yi bu sefer ne yapmam lazım? Vazgeçmem lazım. Anlatabildim mi? Yani Y kötü mal olsaydı eğer, X iyi malda, Y kötü mal olsaydı, o zaman X'i bir birim arttırdığımda eski fayda düzeyinde kalabilmem için Y'yi de arttırmam lazım. Çünkü Y kötü mal. Y'yi kötü malı tükettikçe faydam düşüyor. İyi malı tükettikçe faydam artıyor. Şimdi burada ikisi de iyi mal olduğu için ne olacak? X'i bir birim daha fazla tüketmek istediğimde Y'den vazgeçmek durumunda kalacağım. Vazgeçmek durumunda kalacağım için benim formülümde bir negatif ilişki olması lazım. Anlatabildim mi? O yüzden negatif eksi delta Y bölü delta X olarak bunu yazıyoruz. Peki Y'nin X'e göre marjinal ikame oranını nasıl yazacağım? Bu sefer formülü ters çevireceğim. Eksi delta X bölü delta Y olarak yazacağım. Okey? Şimdi bu zaten hani çok da öyle matah bir şey değil hocam. Bildiğimiz şey zaten şu delta Y bölü delta X'e baktığımızda biz bunun zaten ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar matematik derslerimizden. Geometri derslerimizden diyelim, biraz ipucu verelim. Delta Y bölü delta X geometri derslerimizden size neyi hatırlatıyor? Eğim değil mi hocam? Çok güzel, eğim. Aynen Ali Emre. Eğimi veriyor. Dolayısıyla bizim burada hesaplamış olduğumuz marginal rate of substitution, X ile Y arasındaki marginal ikame oranı aynı zamanda bizim farksızlık eğrimizin eğimine de eşitmiş arkadaşlar. Okey? Çünkü ben farksızlık eğrisinde şu A noktasına göre eğim almak istesem, şuraya bir teğet çizdiğimde bu teğetin X'i kestiği yerde şuraya alfa dersem eğer, alfa açısından neyi buluyorum? Delta Y bölü delta X, karşı bölü komşuyu buluyorum. Bu şekilde eğimi buluyorum zaten. Yani bizim MRS'imiz aslında neymiş arkadaşlar? Farksızlık eğrimizin eğimiymiş. Okey? Peki bu eğim artarsa azalırsa ne oluyor? Nasıl bir anlamı var? Mesela eğim arttı diyelim. Yani eğim arttığında şu çizmiş olduğum şey, şu çizmiş olduğum teğet biraz daha dikleşti diyelim artınca. Azalınca biraz daha yatıklaştı olmuş oluyor. Peki dikleşmesi ya da yatıklaşması X ile Y arasındaki marjinal ikame oranı hakkında bana ne söylüyor sizce? Hangisinden alınıp verildiği hakkında bilgi ediniyoruz. Tamam. Eğim artınca mesela eğim biraz daha dikleşti diyelim. Tamam mı? Farksızlık eğrisinin eğimi dikleşti. Efendim? Eğim artarsa X'ten vereceğiz. Y'den alırız. Eğim azalırsa da X'ten artırır. Y'den azaltırız. Tamam. Her halükarda onu yapıyoruz zaten Enes de. X'den alıp Y'den veriyoruz zaten de oransal olarak marginal rate of substitution dediğimiz bu marginal ikame oranında nasıl bir değişiklik olur? X'de X alıp da Y'den verdiğimiz miktarda nasıl bir değişiklik olur? Onu analitik olarak düşünmenizi istiyorum. Yani farksızlık eğrisinin eğimi arttıkça, daha da dikleştikçe, tamam mı? Böyle bir durumda delta Y bölü delta X oranı da artmayacak mı? Artacak. Bu da ne demek oluyor? Farksızlık eğrisinin eğiminin dikleştiği durumlarda ya da örneklerde bir birim daha fazla X tüketmek için vazgeçmek isteyeceğim Y miktarının daha fazla olacağı anlamına geliyor. Eğim ne kadar az olursa da Y'den vazgeçmek isteyeceğim miktar daha az olmuş oluyor. Anladım. Okay? Evet. Bunu tersten de düşünebiliriz. Mesela varsayalım ki X ile Y malları benim için öyle mallar ki X'i arttırmak için Y'den o kadar çok vazgeçmek istemiyorum. O zaman eğimim daha düşük oluyor. Zaten şu farksızlık eğrisinde eğrinin üst taraflarıyla alt taraflarına baktığınızda arkadaşlar şu eğrinin üst taraflarında görüyorsunuz ki şu eğrinin üst taraflarında A noktasının mesela eğimini bularken bu şekilde çiziyoruz değil mi? Teğet çizgisini. B noktasının eğimini bularken bu şekilde, C noktasının eğimini bularken
Bu şekilde çiziyoruz. Gördünüz mü? A'dan B'ye ve C'ye doğru giderken eğim ne oldu? Farksızlık eğrisinin eğimi azaldı. Bu azalma bana neyi söyledi? Eğim azaldıkça marginal rate of substitution'ım da azaldı. Yani bir birim daha fazla x tüketmek için vermek isteyeceğim y miktarı A'dan B'ye, B'den de C'ye doğru giderken azaldı. Az önce söylediğim de buydu zaten. Hani matematik benim mantığımı tamamlıyor burada. Az önce mantık olarak ben ne demiştim burada anlatırken, hani işin mantığını anlatırken, matematiğinden önce mantığını anlatırken, A noktasındayken 4 tane y vardı, bir tane x vardı elimde. X'e açtım tabiri caizse ve elimde çok fazla y var. Ama C'ye geldiğimde X'te çok fazla var elimde, Y'de ise bir tane var, çok az var. Şimdi A noktasındayken X'i arttırabilmek için Y'den çabucak vazgeçebiliyordum. Çünkü Y'ye doygundum, X'e açtım. Ama C'ye doğru gittikçe X'e doymaya başladım, Y'ye acıkmaya başladım. Dolayısıyla daha fazla X alabilmek için daha az Y'den vazgeçmek istedim. Mantık da bu zaten. İşte bu mantığa ya da eğimin bu şekilde azalıyor olması şeklinde anlattığım matematiksel mantığa diyelim ya da düz mantığa diyelim. Bunun ikisine de azalan marjinal ikame oranı kanunu diyoruz. Kanunu demiyoruz, kanunu diyoruz. İkame derken laflar karıştı. Azalan marjinal ikame kanunu diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Yok, azalan marjinal ikame oranı kanunu diyoruz, okey? Yani ne diyormuş azalan marjinal ikame oranı kanunu arkadaşlar? Bir maldan tüketiyor olduğun miktar ne kadar artarsa, o malın yani ne kadar fazlaysa diyelim, ne kadar fazlaysa tüketiyor olduğun miktar, o maldan tüketiyor olduğun miktarın bir tane daha üstüne çıkabilmek için vazgeçmek istediğin diğer malın miktarında giderek bir azalma yaşanacak diyor. Tamam mı? Azalan marjinal ikame oranı kanunu bana bunu söylüyor. Mantıken de bu mantığıma oturuyor. Peki bu sizce ondan önce şu azalan marjinal ikame oranı mantığını şu şekilde de düşünebilirsiniz. X ile Y mallarını birbirine ikame ettik hocam. Tam da böyle hani mantıklı geliyor ama tam böyle real hayattan kendime bir örnek bulamıyorum diyebilirsiniz misal. Tamam mı? Hani öyle bir barter ekonomisi yok şu anda günümüzde, değil mi? Barter ekonomi diyoruz buna. Hani karşılıklı olarak malların takas edildiği ekonomiye barter ekonomisi deniyor. Öyle bir barter ekonomisi yok. Her şey parayla alınıp parayla veriliyor, değil mi? Yani arada bir para var aracı olarak. Aslında biz malları değiş tokuş ediyoruz en son sepete koyduğumuz şeylere baktığımızda, ama malları değiş tokuş ederken para kullanıyoruz. Şimdi X'de ben bir miktar daha X alabilmek için şu kadar Y'den vazgeçtiğim bir real dünyadan örnek yok hocam diyebilirsin. Mantıklı, sen de haklısın, öyle bir dünya yok. Barter ekonomi yapmıyoruz. Nasıl bir dünya var? X almak için para kullanıyorsun, Y almak için de para kullanıyorsun. Şimdi şurada Y malının yerine ben parayı koyabilir miyim? Koyabilirim. Yani para da bir mal mı benim için? Mal. Para bana fayda veren bir şey mi? Parayı seviyorsam veriyor. Benim için iyi mal, değil mi? Şimdi Y benim için paraysa, Türk lirası olsun, tamam mı? Türk lirası değerleri olsun. X ile Y arasında, X ile Y tüketimlerim, yani X de tükettiğim bir mal olsun. Ne olsun? Misal ne tüketiyoruz? Gençler, yumurta olsun, tamam mı? Yumurta ve para var. Benim cebimde bunlar var. Yani ben hem yumurta tüketmeyi seviyorum hem de para sahibi olmayı seviyorum. Tamam mı? Para tüketmeyi değil de para sahibi olmayı seviyorum. Hani para tüketmeyi daha çok paraya sahip olmak şeklinde düşünelim. Tamam mı? Şimdi hem yumurta tüketmeyi seviyorsam hem de paraya sahip olmayı seviyorsam bunlardan elde ettiğim bir fayda var. O faydayı da farksızlık eğrisini bu şekilde çizdim. Tamam mı? İkisi de iyi mal olduğu için bu şekilde çizdik. Şimdi ben yumurtadan tüketmek istediğim miktarı arttırsam ne vermem lazım karşılığında? Para vermem lazım, değil mi? Ne olacak? Burada X'i arttırmak için Y'den verdim ya biraz. Y para gibi düşün şimdi. Paradan verdin yani. Paran azaldı, yumurta miktarın arttı. Şimdi başta çok az yumurtam vardı. Ulan ölüyordun açlıktan. Bir tane yumurta için 2 lira bile vermeye razıydın. 4 liram vardı cebinde. Paran dedik ya Y'ye. 4 liram vardı. 2 lira vermeye bile razıydın. Açtın çünkü. Ama sonradan doydukça ulan ne vereceğim 2 lirayı? İşte 1 lira olsa da olur falan filan demeye başladı. Kıvırmaya başladı.
Çünkü artık cebindeki paran azalmaya başladı. 4'ten 2'ye düştü. 2'den 4 bölü 3'e düştü. 4 bölü 3'ten 1'e düştü. Paran azalıyor. Para değerleniyor cebinde azaldıkça. Yumurtan çoğaldığı için yumurtanın değeri azalıyor senin nezdinde. Daha fazla yumurta almak için daha fazla para vermeye razı gelmemeye başlıyorsun. Anlatabildim mi? Olay bunun gibi. Oturdu mu şimdi kafaya? Evet hocam. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz mesela. İnsanın hani gerçi şu dönemde sizin böyle sıkıntılarınız yok gençler de yine de belki aranızda babasıyla beraber işte evin bütçesinin istişaresini yapıp da bunların sıkıntısını yaşayanlar varsa ailelerin genelde sıkıntıları şudur. Tasarruf mu edelim, tüketelim mi? Ne yapalım acaba? Hani ekonomi literatüründe de bu konu çok sıklıkla işlenir, tamam mı? X malını tüketim olarak düşünün, Y malını tasarruf olarak düşünün bu sefer, tamam mı? Yani X malı tüketim ne işte? Aylık evin giderleri. Ne harcamak istiyorsan ev için onlar var, tamam mı? Y malında ne var? İşte maaşından arta kalan tasarruf edebildiğin miktar. Şimdi sen aylık tüketimini arttırmakla nereden yemiş oluyorsun arkadaşlar? Tasarruflarından yemiş oluyorsun. Sen tasarrufları biriktirmek istiyor musun? Bu sana fayda veriyor mu? Orada birikmiş altınlarımı görünce çok hoşuma gidiyor hocam, çok faydalı bana diye düşünmüyoruz. Öyle bir fayda yok. Ama nasıl fayda veriyor bana tasarruf? O tasarruflar birikiyor. İleride bir araba oluyor, bir ev oluyor, başka şeyler oluyor. Tamam mı? O yüzden bir espri yapacaktım, vazgeçtim sana da. O yüzden bir gülesim geldi, kendimi tutamadım. Geçiyorum o espriyi. O yüzden şimdi tüketimimi arttırdığımda ben tasarruflarımdan vermek durumundayım. Tüketimimi arttırmak için X malı tüketim olarak tüketim miktarını ne kadar çok arttırırsam tasarruftan da vazgeçme oranım da giderek düşmek zorunda kalacak. Düşmek isteyeceğim yani. Düşürmek isteyeceğim. Yani bir noktadan sonra hanım yavaş ol artık, yeter bu ay bu kadar harcadığımız, daha fazla harcamayalım diyeceksin, değil mi? Tasarruflarımız eriyor, bu gidişte biz bu evi alamayız diyeceksin. Doğru değil mi? Bu muhabbetleri duymuyor muyuz annenizin babanızın arasında? Duyuyorsunuz. İşte al burada. Bunun aynısı burada geçerli. Dolayısıyla burada yapılan olayı sadece işte iki tane malı birbirine takas ediyormuşuz da öyle bir muhabbet varmış da Ali Hoca da onu anlattı gibi düşünmeyin. Bu hayatın içerisinden bir şeyler, olaya reali katmaya çalışın kendi kafanızda. Tamam mı? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ki elbet. Ama sadece bu şekilde de olmayabilir. Başka şekillerde de düşünebilirsiniz. Azalan marjinal ikame oranı da aynen bu şekilde. Tüketimimizi arttırdıkça biz tasarruflarımızdan daha az oran da vazgeçmeye razı olacağız artık. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu. Vazgeçmeye razı olmak kelimesiyle biz bunu tabir edeceğiz. Başka bir şekilde tabir edemeyiz. Yani belki dersin, anlam destekliyorsa dersin ama anlamın kaymamasına dikkat edelim gençler. Yani olur da kazara, hocam ben işte bir birim daha fazla X tüketmek için Y'den vazgeçmek zorunda kaldığım oran giderek düşüyor. Buna da marjinal ikame oranının azalma kanunu falan filan dersen yanlış konuşursun. Hayır, öyle değil. Buradaki hata nerede sizce? Zorunda kaldığım değil mi hocam? Zorunda kalmak. Çok güzel Ali Emre. Zorunda kalmak kelimesini kullanırsan hata yaparsın. Burada fayda analizi yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü aşamadayız. Karar aşamamızın üçüncü aşamasındayız. Fayda analizimizde sadece ve sadece bizim rıza gösterdiğimiz, bizim isteyeceğimiz davranışlarımızı analiz ediyoruz, tamam mı? Henüz bir şeyi almak zorunda kalmıyoruz. Tamam mı? Ya da vazgeçmek zorunda değiliz. Zorunda kalma meselesi bütçeyle alakalıydı. O orada kaldı. Geçen hafta aynısını söylemiştim. Ne demiştim geçen hafta bütçede? Bir birim daha fazla X tüketmek için Y'den ne kadar vazgeçmek durumundayım? Ya da vazgeçmek zorundayım? Ya da vazgeçmeliyim? Tabirlerini kullanmıştım bütçedeyken. Faydada ise, yani indifference curve'de ise, farksızlık eğrilerinde ben bu trade-off'u konuşurken bir birim daha fazla X tüketmek için ne kadar Y'den vazgeçmek istiyorum. Vazgeçmeye razıyım. Bu kelimeleri kullanıyorum. Tamam mı? Bu ikisi çok farklı şeyler. Biri bütçeyle alakalı, birisi farksızlık eğrisiyle alakalı. Buna da muazzam derecede dikkat edin. Etmezseniz
Şıkların hepsi size aynı gibi gelir. Okey? Şimdiden tüyoyu vereyim. O yüzden arkadaşlar her bir detaya dikkat ediyoruz. Bu bir. İkincisi, ne diyecektim? Başka ne diyeceğim ben? Ha, tamam, şunu diyeceğim. Bekleyin. Şimdi gençler, burada X'ten bir miktar tükettiğim miktarı arttırıyorum, Y'den ise bir miktar vazgeçiyorum, değil mi? Şimdi sonuç olarak aynı faydada kalıyorum. Doğru mu? Doğru. Benim faydamı ben U eşittir X çarpı Y olarak yazsam, tamam mı? Siz total differentiation denilen bir işlem gördünüz mü endüstriciler olarak? Diferansiyel işlemleri gördünüz mü? Yok hocam, daha görmedik henüz. Seneye galiba diferansiyel denklemler. Yani. Tamam. Görmediyseniz ona göre anlatacağım. Çünkü biliyorsanız ona göre anlatacağım. Eminsiniz değil mi? Diferansiyel diye bir şey görmediniz. Herhalde görmemişsiniz herkes baktığına göre. Tamam. O zaman ona göre anlatayım. Şimdi şöyle düşünün. Burada yapılan işlemi şöyle düşünelim. X ile Y tüketiyorum. X'ten tüketmek istediğim miktarı bir birim arttırıyorum. Y'den de vazgeçiyorum. Sonuç olarak yine sıfır faydadayım. Faydadaki değişim sıfır oluyor. Daha doğrusu. Tamam mı? Şimdi ben X'deki miktarımı arttırdığımda Y'yi hiç değiştirmezken X'deki miktarı arttırdığımda X'deki o artıştan ötürü ve X'de iyi mal olduğu için faydamda da bir artış yaşanacak mı? Yaşanacak. Değil mi? X'i ben mesela delta X kadar arttırmış olsam, tamam mı? Ne kadar arttırdığımı bilmiyorum. Ama delta X kadar arttırıyor. Şimdi bu delta X kadar arttırmanın U'yu ne kadar arttıracağını ben nasıl bulurum? Sizce? Matematiksel olarak düşünelim. Geçen hafta ne demiştik? Türev hakkında bir şey söylemiştik. Türevin anlam ve önemini anlamaya çalışırken türeve ne demiştik arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Değişim hızı hocam. He? Değişim hızı demiştik hocam. Yani evet, ama arkadaşların anlayacağı şekilde söyleyelim. Şu an konuya tam oturmuyorum. Türev almakla biz neyi buluyorduk tam olarak? Yani mesela U'nun X'e göre türevini alsam ben, şurada U eşittir X çarpı Y'nin X'e göre kısmi türevini alsam Y olduğunu bulsam misal. Ben X'e göre türevi almakla ne yapıyorum arkadaşlarım? Yaptığım işin anlamı ne? Değişimdeki oranı mı buluyoruz hocam? Değil mi? Çok güzel aslında. Aynen. U'nun X'e göre türevini almakla ben X'deki marjinal bir değişmenin, yani bir birimlik bir değişmenin U'yu ne kadar değiştirdiğini buluyor muyum? Buluyorum. Türevle ben bunu buluyorum. Türevin anlamını iyi anlamak lazım. Neyse. Ben şimdi U'nun X'e göre türevini aldığımda X'deki sadece bir birimlik marjinal bir değişmenin U'yu ne kadar değiştirdiğini bulabiliyorsam, buradaki bu türevin sonucu ile X'deki değişim miktarını çarpsam, şuradaki delta X'i çarpsam, bu ikisinin çarpımı bana neyi verecek arkadaşlar? X'deki toplam değişmenin U'yu ne kadar değiştirdiğini verecek. Doğru mu? Evet hocam. Doğru. Evet. Şuradaki türev olan kısım X'deki marjinal değişmenin, bir birimlik değişmenin U'yu ne kadar değiştirdiğini veriyor. Bu ise X'in kaç birim değiştirdiğini gösteriyor. Bu ikisini çarptığında da bu kadarlık bir değişimin U'yu ne kadar değiştirdiğini gösterir. Tamam mı? Şurada yalnız şu türev işaretini bazen hani delta U böyle delta X olarak gösterenler de oluyor. Bunu delta X ile çarpıyor sonra. Bu şekilde de gösterenler var ama böyle görürseniz kafanız karışmasın diye şimdiden söyleyeyim. Burada delta X ile birbirine götürüyor. Sonuç delta U kalıyor. Değil mi? Delta X'ler birbirini götürdü. Sonuç delta U kaldı. Doğru mu? O yanlış olmaz mı hocam? Hayır değil. Neden yanlış oluyor Yakup? Hocam çünkü orada delta X'de X'in ne kadar değiştiğini görüyoruz ama
Yani diğer tarafta türev işareti yani sonuçta. Ha, çok güzel Yakup. Evet. Burada delta x'ler burada da bununla bu birbirini götürür diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü buradaki şu ifade bölme ifadesi değil. Bölme yapmıyoruz burada. Burada da bölme yapmıyoruz. Türev bunlar. Dolayısıyla hocam ben delta x'leri götürdüm. U kaldı geriye. Ne olacak şimdi? Deyip de kafanız karışmasın ileride. Aklınızda olsun. Buradaki delta x'ler birbirini götürmüyor. Şimdi bu çarpım ifadesi x'teki toplam değişimi veriyor. Ben şimdi y'yi de biraz değiştiriyorum. X'i şu an arttırdım misal. Tamam mı? Karşılığında bir miktar y'den vazgeçeceğim. Y'deki değişim miktarı da delta y kadar olsun. Ben delta y kadarlık y'deki bir değişimin u'yu ne kadar değiştireceğini de aynen bu şekilde çarparak bulabilir miyim? Şununla şunu çarparak bulabilir miyim? Bulabilirim. Değil mi? Evet hocam. Bulurum. Peki x'teki değişmenin u'da oluşturduğu fark ile y'deki değişmenin u'da oluşturduğu farkın toplamının ben kaç olmasını istiyorum? Sıfır değil mi? Sıfır. Çok güzel. Ali Emre, neden sıfır? Aynı fayda üzerinde, aynı faydada bulacağımız için değişim olmayacak. Çok güzel, süpersin Ali Emre. Aynı faydada olmasını istediğim için ben x'i değiştirdikten sonra u'nun ne kadar değiştiğini, y'yi değiştirdikten sonra da u'nun ne kadar değiştiğini buluyorum. Bu iki değişimin toplamının sıfır olmasını istiyorum çünkü aynı faydada kalmak istiyorum. Tamam mı? X'i arttırdıysam ve x imarsa buradaki değişim pozitif olacak. Karşılığında y de imarsa y'yi vazgeçmek zorunda kalacağım için, vazgeçmek isteyeceğim için daha doğrusu burası negatif olacak. İkisinin toplamı da sıfır olmak durumunda. Okey? Şimdi bu denklemi oluşturduktan sonra ben burada türevli ifadeleri bir yana, türevsiz ifadeleri bir yana alayım mı? Alayım. Hadi bakalım hocam siz istediniz alalım madem. Şimdi delta u bölü delta x bölü delta u bölü delta y eşittir. Ne olacak? Eksi delta y bölü delta x olacak mı? Şunu karşıya attım. Sonra bunu buna böldüm. Bunu da buna böldüm. Yaptım. Herhalde takip etmişsinizdir. Tamam mı? Peki buna aynı zamanda biz ne diyorduk arkadaşlar? Mu x diyorduk. Buna da ne diyorduk? Mu y diyorduk. Doğru mu? X'in marjinal faydası, y'nin marjinal faydası diyorduk. Buradan dolayısıyla mu x bölü mu y eşittir. Eksi delta y bölü delta x çıktı mı? Çıktı. Peki az önce eksi delta y bölü delta x neye eşitti? MRS x y'ye eşit idi. Dolayısıyla ben neyi hocam y x olmayacak mı? Yok hayır. Evet. X y. Çünkü burada ilk arttırmak istediğim, değiştirmek istediğim değişken var. Burada da vazgeçtiğim değişken var. İkinci olarak vazgeçtiğimdeki miktarı arttırmak istediğimdeki miktara bölersem bir tane x'i arttırmak için kaç tane y'den vazgeçtiğimi ancak o şekilde bulurum. Yani arttırmak istediğimi paydaya yazmam lazım ki ve kaç tane arttırırsam bunun 1'e oranlı olarak kaç olur diye düşünmem için onu paydaya yazmam lazım. X'i. Anlatabildim mi? Tamam hocam. Anlatamadım sanırım. Anlatabildim mi? Evet, okay. Evet. O zaman ben X ile Y arasındaki marjinal ikame oranının bu formülle bulunabileceğini gördüm. Okey? Yani eğer ki bana mesela U eşittir kök içerisinde X çarpı Y olarak fonksiyon verildi diyelim. Tamam mı? Ben buradan x ile y arasındaki marjinal ikame oranını bulmak istesem ne yapacağım? MRS x y eşittir. Ne olacak? Mu x buradaki ifadede kaç çıkıyor arkadaşlar? Kök y bölü 2 kök x oluyor. Bunun nereden geldiğini hala çözemediysen geçen haftadan beri aynı yerinde sayıyorsun demektir. Mu y nedir peki? Kök x bölü 2 kök y demiştik. Bunları ters çevirip çarpalım. Sonuç ne çıktı? Y bölü X çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi MRS XY böyle bir fonksiyonda X bir birim X tüketebilmek için kaç birim Y'den vazgeçmek isteyeceğimi
gösteren bir fonksiyonda görüyorum ki bir birim x tüketebilmek için y bölü x kadar y'den vazgeçiyorum. Tamam mı? Y bölü x kadar y'den vazgeçiyorum. Bunun sonucunun nasıl yorumlandığına dikkat edin. Yani az önce mesela bu kök x fonksiyonunu şöyle çizdiysek, başlangıçta y miktarı çoktu, sonradan x miktarı çok olmaya başladı. Y bölü x şurada 4'e 1'di, şurada 1'e 4'tü. Y bölü x burada 4 oluyor, y bölü x burada 1 bölü 4 oluyor. Değil mi? 4 bölü 1, 4 bölü 1, 1 bölü 4. Şu noktadayken ki MRS 4 bölü 1, bu noktadayken ki MRS 1 bölü 4. Okey? Yalnız bu çizdiğimiz şeyler, şurası x, şurası y, bu çizdiğimiz farksızlık eğrisi neye geçerli demiştik? Hem x'in hem de y'nin imal olması durumunda geçerli demiştik. O yüzden diyoruz ki hem x'in hem de y'nin imal olması durumunda geçerli sadece azalan marjinal ikame oranı kanunu. Tamam mı? Bu kanun x ile y'nin herhangi birisinin kötü mal olması durumunda geçerli olmuyor arkadaşlar. Okey? Neden böyle olmuyor? Peki mantık nasıl arkasındaki? Düşünün şimdi x mesela kötü mal oldu diyelim. Pardon, y kötü mal oldu. Az önce söylediğim gibi misal. X iyi mal. X'i arttırmak istiyorsun. X'i arttırdığında faydan artıyor. Şu yukarıdaki delta x çarpı delta u'nun delta x'e göre u'nun x'e göre türevi çarpı delta x ifadesi pozitif. Ama y kötü mal olduğu için x'deki bu fayda, x'in oluşturduğu bu fayda, ekstra faydayı elimine edip de eski faydama dönebilmem için y'yi ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Çünkü kötü mal. Kötü malı arttırarak faydamı düşürebiliyor. X'i de arttırdım, y'yi de arttırdım. Arada ikame denilen bir şey var mı? Yok. Yani herhangi birisinin kötü mal olması durumunda ikame durumu söz konusu olmuyor. Peki ikisi birden kötü mal olursa ikame oluyor mu? Yani x'i arttırdım, faydam düştü. Y'yi düşürmem lazım ki faydamı geri arttırayım. İkisi de kötü mal olursa. Doğru mu? Doğru. O zaman ikisi de kötü mal olursa arada yine bir marjinal ikame oranı hesaplayabilme durumu söz konusu. Ama azalan mı acaba? Azalan mı? Ona bakalım. Şurada ikisinin de kötü mal olduğu durumu çizersek arkadaşlar, şurası x, şurası y olduğunda ikisinin de kötü mal olması durumunda bizim farksızlık eğrimiz nasıl olacaktı? Böyle olacaktı. Böyle bir grafikte, grafiği okuyaraktan siz kendiniz marjinal ikame oranının azalıyor mu yoksa azalmıyor mu olduğunu anlayabiliyor musunuz şu anda? Grafikler üzerine düşünelim, taşınalım, okumayı öğrenelim dedim ya. Bana, beni uğraştırmayın. Şimdi buradan bunun azalıp azalmadığını anlayabiliyoruz. Sadece şu grafik. He? Eğim artıyor hocam, eğim. Eğim artıyor. Aynen, çok güzel Emre. Eğimi artıyor. Şu noktada, şu noktadaki eğim böyleyken bu noktadaki eğim böyle. Ne oldu? Arttı. Eğimin artması ne demek? Marjinal ikame oranının artması demek. Demek ki ikisi de kötü varsa artan marjinal ikame oranı kanunu söz konusu olacak. Okey? Anlaşılmayan nokta var mı gençler? Okey, good. O zaman bir ara verelim. Ondan sonra fonksiyonlara başlayalım. Tamam mı? Tamamdır hocam.